Aksasız yola devam edilemez mi ya başkan? Kesinlikle edilebilir. Bakın ben dün akşam Iskada merkezini aradım. Kıştır şimdi bilirsiniz. Aralık ayında evet. Pik saatlerin en çok yükseldiği saatler olur. Pik saatlerde biz diyoruz ki ne kadardır? 305'i gördük. 305 megawattı gördük. En fazla talep olduğu talep saat, olduğu gece. Saatler gece. Tekneciğin kurulu gücü ne kadar Sayın Gökhan? 310 değil mi başkan? Yeter. Daha ne söyleyeyim? Ben? Yeter. Ha, evet tabii ki ihtiyaç olacak, artacak, şey yapacak. Ama siz doğru 310'u kullanabilseydiniz gerek yok. Yani devlet bile bu parayı ödüyor aksine. Tabii ki. Halk öder, devlet halk değil. Halk öder. Sen ödün. Evet. Halk devlet ödemez bir şey. Devlet ödemez bir şey. Bravo. Toplum öder. Gariban öder. Ya biz çalışma yaptık. Bu alım garantisinden dolayı yılda yaklaşık 30 kusur milyon dolar Aksa'ya havaya para verilir. Kira bedeli adı altında. Ben de diyorum buradan bu ekrandan. Bu kira bedelini Aksa'ya ödemeyin. Sosyal yardım alan, özel sektörde çalışan, asgari ücretiyle geçinen insanların tespitini yapalım. Ve o insanlara en son yaptığımız çalışmada 500 TL faturada indirim yapabiliriz. Bugün, 500 TL. Tabii ki bugün bir asgari ücretiyle geçinen insana 500 TL'lik bir faturada bu parayı vermeyerek bu topluma kazandırmak kadar güzel bir şey olur mu? Yani sosyal devletçilik budur işte. Yok siz daha da fazla ilmeği boynuna asacaksınız toplumumuzda. Ercan'daki elektrik geçici akımdır. İnşaat maksatlı. Şu an itibarıyla dahil. Bugün Ercan'da elektrikten dolayı birine bir şey olursa tek sorumlusu vardır. Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arif. Erhan Arif ha? Evet. Neden? Hala daha inşaat elektriği kullanıyorlar. Hala daha inşaat elektriği kullanırlar ve kontrola sunamadılar. Kontrola sunamadılar. Çünkü geçmeyecek. Çok önemli. Çünkü, geçmeyecek yani başkan. Evet. Hadi ya. Onun için kontrola sunamazlar zaten. Ve bizden talep ettiler geçtiğimiz hafta. Usulsüzce gidelim bizim personelimiz kontrol yapsın orada. Hayır dedim gitmeyeceksiniz.